ve hormonlar, olgunlaşan ürünleri tüketmeye başladığımızda vücudumuzda azar azar birikir. Ve en sonunda iştahla ısırdığımız her meyve bu zararlı kimyasallar yüzünden birer ölüm ısırığına dönüşür. Vücudumuz bu zararlı maddelerin hepsini dışarı atamadığı için bir gün son ısırdığımız bir elma, bir domates veya bir salatalık ile öldürücü doz tamamlanır. Hastalık artık kaçınılmazdır. Vücuttaki hormon dengesi değişir. Bağışıklık sistemi bozulur, obezite ve kanser riski artar. Artık her mevsim, her şeyi bulabiliyorsak da meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketelim. Elimizden geldiğince organik ürünleri tercih edelim. Daha fazla kazanç uğruna insanları zehirleyen bu anlayışa dur diyelim. Kuzey Kıbrıs'ta günde 2 yeni kanser vakasının ortaya çıkması kaderimiz değildir. Kardeş nasılsın? Ne var ne yok? İyidir kardeşim ha. Çıktım biraz alışveriş için. Aynen ben de kardeş. Bu arada bir şey sorayım sana. Sen dişleri burada yaptırdıydın değil? Evet kardeş, doktorumdan oldukça memnunum. İstersen yardımcı ol, Emre'ni de bağlasın. Yok kardeş, burada çok bağlı bu işler. Ben yarın sabah yurt dışına gidiyorum dişlerimi yaptırayım. Neye göre bağlı kardeş? Sağlık bu. Neyse ödenmesi gereken onu ödedik. Enayi olmayın kardeş. Burada dünyanın parasını verirsiniz doktora gidip. Bu işi sadece doktorlar yapar zanneden. Zannetmem kardeş. Doktorların yapmasının gerekli olduğunu bilirim. Sen öyle bil o zaman. Ben yarın sabah yurt dışına gidiyorum dişleri yaptırayım. Gelince seslenirim sana. Hayırlı olsun kardeş. İyi yolculuklar. Kardeşcim ben geldim. Dişleri yaptırdım da geldim. Hem de ucuza yaptırdım geldim. Herkese güzel dileklerimizi üfürerek öpücüğüyle beraber yolladık. Bugün haftanın ortası, çalışma günleri bakımından. Konuğumuz İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars olacak. Kendisiyle anlaştık. Bir annelik vazifesi var. Veli günü, veli toplantısı. Oradan çıkıp biraz gecikmeli gelecek dediği için anlaştık. Biz programı açtık. 225-25-14 Sayın Bakanımız gelene kadar arzu ederseniz ararsınız. Geldiği zaman da konuşacağımız konulardan bir tanesi ve en önemlisi, geldiği zaman Sayın Bakan şeyi konuşacağız. Söyleyin, emirnameyi konuşacağız. Diğer İçişleri Bakanlığı konuları da vardır. Süre ne kadar kalırsa o kadar konuşacağız. Yani zamanı akıllı kullanabilmek artık bir ihtiyaçtır. Yani bizim ülkemizdedir. Kına gecesi gibi programlar yapılır uzun uzun. Eminameleri konuşacağız. Yani şimdiden eğer biri 225-25-14 telefon numaramızdır. Bu arada fırsat açayım da ben Hasan Hastürer'le şu konuyu konuşayım diye düşünüyorsanız başka bir konu da olabilir. Bağlanabilirsiniz. Eminame konusu biliyorsunuz uzunca bir süre Mavusayes, Yeni Boğaziçi ve İskele'yi kapsayacak şekilde bir eminname gündemde. Neden? Uzunca bir süredir imar planı tasarlanıyor. Ancak tasarlanan imar planı sonuçlanmadı. Sonuçlanmadığı için de mevcut yasal koşullara uygun olarak inşaatlar devam ediyor ve
giderek yoğunlaşılan bölgelerden bir tanesi de İminame kapsamına giren bölgeler. Ancak elbette ne %100 bir haklılık ne %100 bir haksızlık, birilerinin yani herkesin bir mağduriyetinin olup olamayacağı da söz konusudur. Ne karar alırsanız sıkıntı var. Elbette ben işte Ocak ayından bu yana oluşan hükümetteki siyasi yapıda sorumluluk, hükümet ortamında sorumluluk yükleyenlere hepsini bir deste yaptım ve koydum önlerine. Yapmam. Eğer bu ülke 1974'ten sonra Adana'nın kuzeyi Kıbrıslı Türkler açısından yoğun yaşam alanı oldu. Ya o günden itibaren o gün bir plan programla bunları disipline etmemiz gerekiyordu. Şimdi dünyada yok mu bunlar ve bir öngörüyle yapılır bunlar. Yanılmıyorsam Hitler dönemine kadar gider. Berlin bilmem ne kadar nüfusa göre tasarlanmış caddeleriyle vesaire. Bugünkü nüfus bile az kalıyormuş. Berlin'e diye bir yazı okumuştum. Gittiğim zaman da gördüm. Yani Alman şehirlerin büyük bir çoğunluğu varoşlarda yaşamaya müsait. Neden? Çünkü ulaşımda sıkıntı yok. Biz o kadar plansız, programsızız ki sabahtan biri Girne'den Lefkoşa'ya gelir 10-15 dakikada, Gönyeli çemberinden Lefkoşa'nın içine ulaşsın ister yarım saat. Biri Mesarya tarafından gelir şeye kadar, Demirhan'a, eminim sabaha bağlarına gidenler görür. Demirhan'a, Haspolat'ın oralara gelir. Haspolat'ın oralardan Lefkoşa'ya ulaşması için neredeyse trafik yoğunluğu 45 dakika alır. Şimdi bunlar ne bileyim aklımız kesmedi denecek şeyler değildir. Şimdi Lefkoşa'da baktığınız zaman Lefkoşa'da bir Kıbrıs Gazetesi'nin önünden de geçen çevre yolu vardır. Biraz güzel yurttan gelenler için Gönyeli'nin güneyinden giriş için bir alt yapıldı. Dere boyuna ulaşılıyor. Ama Lefkoşa'nın bir de yakın doğunun hemen kuzeyinde bir çevre yolu daha var. Yılan hikayesi önüne döndü. Tamamlanmadı. Tamamlansa bir rahatlık daha olacak. Yani Girne'den gelip bir Mausa'ya gidecekse gelip de fuarın önünden geçip Kıbrıs Gazetesi'nin yanından geçip gitmeyecek. Tersine istikamet de olmayacak. Şimdi bütün bunlar biz operatif tedbirler mi derler? Pansuman tedbirler mi? Hiç pansuman kanamayı durdurur. Biz doğru dürüst tedbir alamadık. Tolga Hasan merhaba. İyi akşamlar Hasan Bey, nasılsın? Allah'a milyon kere şükürler olsun. Şikayet edersek kör oluruk. Yok estağfurullah. Allah iyilik versin hepsine de, bize de, duyanlara da. Evet. Allah hükümeti de iyilik versin, ne diyelim artık. Evet. Şimdiki dolar isterim düşer. Fakat cerdava düşmez, meyve düşmez, yiyecek düşmez, hiçbir şey düşmez. Niçin düşmez sence? Denetim olmazsa bu memlekette Hasan Bey, benim devamlı söylediğim bir konu var. Kaça aldın, kaça sattın demesen insanlara, yani söylemesen bizim Türk toplumu paraya doymaz. Kaça aldın, kaça sattın demesen, sormazsan olmaz. Yapacaksın bunu. Tarım Bakanı'na bir devamlı söylerim. Tarım Bakanı diyor ki öyle bir yasa yoktur, yapalım. Öyle çıkaracak Sayın Bakan. Var. Rum tarafında vardır öyle bir yasa. Var, bunda da var. Mani vardır o zaman. Var. Biz 12 tane, 12 tane market zapt diye sigorduk. 12 tane gitsinler, kontrol etsinler. Gittiler baktılar. Bir dakikacık, gittiler baktılar. Bir, etiket fiyatı var. Etiket var mı üzerinde? İki, etiket fiyatıyla, gittin de ödeyesin. O şu giden barkodlarına bip der. O ikisi aynı mi? Peki maliyeti? Ben onu çoktan Perkan'a vardım. Ben onu belki de 1-2 sene evvel Perkan'a vardım. Ve gittim aynı markete. Ve ya dedim ya, direkt kalsın olamaz dedim. Ben çünkü şeyde öyle yazar. Fazlet 20 yazar. Kasaya gelince dedim ya, nasıl 25 olur? Döndü dedi bana, özür dilerim dedi. Bu eski fiyattır. Bak çıkacak içinden. Eski fiyatı değişmedik de onun için. Ben de almadım.
Almadım gittim başka markete. Yani tamam. Hasan Bey, denetim olmazsa olmaz. Çünkü Rum 74'ten evvel daireydi. Rum tarafına gider, dalırdı bir çift ayakkabıyı getirir. Ama be Tolgay Bey, bir soru sorayım sana. Sor. Biz kanunu, nizamı, intizamı sever miyik? Doğru söyle bana. İşimize geldiğinde severik. İşimize gelmezse bizim mahalleye gelmesin derik. Mahkemeler bile girdi de mahkemeye kurtarın da kendini İngiliz kanunu bu işe dirse. Hala daha kurtarmadığında ne bileyim ben evet. Kaçatacak. Tokay Bey, neyse. Güzel sesini duydum. Allah sana iyilik versin. Bir şey daha söyleyeceğim yalnız ama. Bir şeycik daha söyle de Ayşegül Hanım tamam, geldi. Tamam. Şimdi konuşacağız. Tamam. Seninle başka günde konuşuruz. Benim telefon numarası var sende. Ayrıca seni bir gün öyle beraber... Benim numara var mı sende? Vardı. Vardır. 864-090 ikisi de var. Şimdi yazamam. Tamam. Ha okuma yazman yoktur değil mi? Ha? Yok. Hadi. Tolga abi hadi kendine iyi bak. Ben güzel bak. Ben bir şey söyleyeceğim bak. Söyle çabuk çabuk. Geçen gün Sayın Zorlu Töre... Reisi Cumhur adayı. Adaydır ya da şeydir, hürmetim vardır. Ben ne demektir şeydir? Fakat ben konuştuğumda bak, ben konuştuğumda gene dedim kendine ki yalnız sensin ki Türkiye'yi seven ya da Türkiye'yle seven başka birini yok ya o, o hepimizin adına fakat sever. Ben kapattığımdan geri telefonu bir yorum yaptı benim için. Arkadaş dedi, ya kulakları duymaz dedi ya da gözleri görmez dedi. Ben de kendisine derim ki Sayın Töre, ben 74'ten sonra bu memlekette ne olduğunu bilirim. Ne olduğunu bilirim. Kimler yolsuzluk yaptı, kimler tamam. Yapmadı ben onu bilirim. Ben ona kastetmedim. Tamamdır, gastettin. Yani bak sana bir şey söyleyeyim. Söyledin de, sürçülisan deme. Ne anladılarsa onu dedim de. Hadi kendine ya, güzel bak. Hayırlı yayınlar, cevabı varsa vereyim ben numaramı arasın beni. Varsa söylesin arasın seni. Hadi bay bay. Ayşegül Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Ne dediler ya çocuklar için öğretmenler? Matematiği çok iyiymiş. Kime çekti? Babaya galiba matematiği babanın daha iyidir. Kaç yaşında? 5,5. 5,5. Evet. Harika. Daha küçük. Ne güzel. Evet. Eğitimde ciddi problem yaşıyoruz ama yani. Böyle çocuklarımızı sınav endeksli bir şekilde yani çocuklarımızın... Siz çocuklarınızı konuşuyorsunuz, biz torunlarımızı konuşuyoruz. Finlandiya'daki eğitim sisteminde çocukları oynayarak yetiştiriyorlar. Her şeyi oynayarak öğretiyorlar. Gelirler 15 yaşına OECD ülkelerine uygulanan bir ölçme ve değerlendirme evet. Var PISA diye. Bizim taraf 70 ülkede gelir 50'nin altına. Finlandiya şu çocuklar oynar, eve çanta götürmez, ödev götürmez, karne yok. Onlar da gelir birinci, ikinci. Neyse, buracığını söyledik, geçtik. Her şeyin başı planlama işte aslında. Eğitimde de planlama ve uzun vadeli vizyonu düşünmek gerekiyor herhalde. Şimdi bir tane Ahmet abi var, Londra'dadır. O her şeyin başı horoz der. Şimdi ben de maalesef bizim ülkemizde devlet okullarını terk ettik. Devlet okullarında elbette çocuklar evet. Var ama ciddi miktarda çocuklar özel okullardadır. Allah çocukluk sonumuzu hayır getirsin. Çocuklarımızın yolunu ışıldak ve parlak ve şapkarık yapsın. Amin. Evet, dün evet. Sizinle çok güzel bir sohbet yaptık. Evet. Bugün de Kıbrıs Gazetesi'nde yayınladık. Sağ olun, çok güzel. Tabii ki okuyanlar var, okumayanlar vardır. Dünden bugüne bu emirname konusunda bir gelişme var mı? Özellikle belediyelerden... Görüş de istediniz. Bir katkı koyarak çünkü bir çeşitli görüşler ortaya diyorsunuz ki bu emirname çıkacak ama imha tarihi olacak kendi kendini ve plan da çıkacak. En son noktamız nedir? Geldiğimiz noktada ilk günden farklı bir noktada değiliz aslında. Sadece her gün biraz daha farklı şeyleri konuşuyoruz. Aslında meselenin odağından bayağı uzaklaşıyoruz. Emirname konusunda biliyorsunuz 19 Kasım'da artık zaten sanıyorum başka memlekette konu yokmuş gibi şu anda en yoğun gündem maddesi bu ve bunun dışında herhangi bir konuyu konuşmaz olduk aslında. Bu iyi bir şey bir yerde. Çünkü 40 yıldır planlama yapmadığımız bir ülkede bir anda bu kadar kişinin planlamaya yönelik vizyona
ilişkin görüşlerini iletmesi bir yerde sevindirici. Eğer bu görüşler gerçekten de faydalı ve katılımcılığa ve fayda sağlamaya yönelik olacaksa tabii ki doğru, ama üzülerek belirtmek isterim ki dünden bugüne fark, özellikle Yeni Boğaziçi, Mausa ve İskele bölgesinde bazı kesimlerin bir takım el ilanları dağıtmaya başladığını gördük. Ve bazı tespitlerde bulunduk ve bu el ilanlarında bizim yayınlamadığımız haritalar, yayınlamadığımız haritalar üzerinden kişileri umutsuzluğa kaptıracak, ekonominin, yatırımın düşmanı olduğumuzu, işsizliğin bölgede artacağını, yatırım yapılmayacağını, kişilerin evsiz kalacağını, işsiz kalacağını vesaire, böyle bir kara tablo çiziliyor bir takım kişiler tarafından. Sonra o bir takım kişiler bizleri arayıp diyorlar ki gelelim katkı koyalım emirnameye de. Böyle bir anomali durum yaşanıyor aslında. Benim için de bir ilk değil belki bu anomalinin yaşanması, ama ciddi anlamda bazı kesimlerin samimiyetinden şüphe eder duruma gelmiş durumdayım. Burada... Tabii çok diplomatik konuşuyorsunuz ama şu vardır. Yani bazı kesimler dediğinizde böyle atıyorsunuz. Herkes üstüne alıyor. Bu herkes üstüne mi alıyor da? Mustafa Dilmen Hoca'yı bir dinleyelim tabii bakalım. Ki, tabii Mustafa ki. Bey merhaba. İyi akşamlar Hasan Bey. Evet, hızla sorucuğunu alalım hocam. Sürekli şey yapıyorum. Bu bölgelerin o emirnamelerle ilgili her gelen bir şeyler söylüyor. Her kim bir şey yapıyor. Ama doğayı etkilemeyelim, zedelemeyelim. Onu yapsınlar. Ama benim esas sorum o değildir. Benim sorum eğitimle ilgili. Bu etütle ilgili beni bilgilendirin Hasan Bey. Çünkü ben hiç bu etüt olayını hiç anlayamadım. Hocam siz de değerli bir eğitimcisiniz. Estağfurullah. Bu, buraya gelip oturma hakkı olan birisiniz. Telefonunuz rejide var. Ben sizi arayacağım. Cesaretinizi toplayın her şeyi konuşmaya. Ben sizi konuk edeceğim. Var mısınız? Varım. Her zaman varım. Teşekkür ederim. Oldu hocam. Bırak bu konuyu. Bu konuyu ben sizinle sonra konuşayım. Oldu Kral hocam. Çıplak. Oldu hocam. Kral çıplak. Kral çıplarsa çıplak olduğunu anlatacak. Sizin gibi eğitime yıllarını veren insanlar hayvan gelecek. Hayvan. Bakanın, eğitim bakanının buraya oturma hakkı ne kadarsa Mustafa Dilmen'in de en az o kadardır. Teşekkür ederim. Oldu hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Oldu, sağ olun. Evet, siz devam edelim. Evet. Şimdi dolayısıyla aslında gerçekten bir bilgi kirliliğidir dolanıyor etrafta. Bu çok diplomatik konuşmak adına söylemiyorum bunu, ama zaten şu anda ülke böyle ikiye bölünmüş gibi bir enteresan yapı içerisine girdi. Ve bu yapıda maalesef aslında bir arada olması gereken gruplar iki farklı gruba ayrılmış gibi bir durum var. Bu da algısal olarak baktığımızda böyle. İşte bir yanda yatırımcılar, ticaretle uğraşanlar, para kazanmaya çalışanlar, emlakçılar, bir yanda da doğayı, çevreyi, yalnız kültürü para kazanmaya korumaya çalışanlar dediğiniz aynı zamanda geleceğim oraya. Para kaybetmek de istemeyin var. Yani eğer bir arazi aldıysa şu kadar kat yapacak diye ve şimdi ansızın böyle kestiniz ve küçücük yapacak, adam batacak. Şimdi ben size onu anlatacağım, nasıl batmayacağını ve ne olduğunu aslında ve imar hukukunun ve kent hukukunun ne demek olduğunu. Çünkü bu söylenilen ve bu böyle ben sizi tahrik edecek sorular sormaya gayret edeceğim. Estağfurullah, öyle değil aslında şeyim ama. Yani akıldan da sormana söyleyeyim. Yok, o değil. Bu zaten evet. Bu söylediğiniz zaten her zaman sorulan ve en temel sorulan soru. Şimdi özellikle Mausa, İskele ve Yeni Boğaziçi bölgesi, biliyorsunuz Fasıl 96 bölgesi deniyor o bölgeye. Fasıl 96 binalar ve yollar yasası dediğimiz yasa bugün planlama koşullarını belirlemiyor, yapılaşma koşullarını belirliyor. Yapılaşma koşulları ne demektir? Yani gelişmenin nasıl olacağını öngören bir yasa değildir. Ne kadar kaç metrekare bina yapar yani vesaire. Sizin bir araziniz vardır, o arsanız üzerine gelişme yapacaksınız, bir inşaat yapacaksınız. O inşaatın kurallarını belirler, yapılaşma kurallarını belirler. İmar yasası ve imar yasası altında çıkan planlardır aslında. İşte bölgesel, kırsal, kentsel planlamaları yapan. Bu bahsettiğiniz fasıldır. Bu fasıl 96'dır. Yani İngiliz'den kalmadır. İngiliz'den kalmadır, evet.
İngiliz de burayı bunu düzenlerken tabii planlama ekipmanlarını beraber düzenlemişti. Yani İngiliz'den kalma sadece ama bu vardı değil. Ama nüfusu vardı, öngörüleri vardı. Ona göreydi bu fasıllarda. Tabii şu ana kadar fasıl 96, şu ana değil aslında. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar çok fazla fasıl 96'ya tabi olması etkilemiyordu bölgeyi. Ama Mao Sa'yı etkiliyordu gerçi. Çünkü Mao Sa'da öğrenci nüfusu veya daha kentsel bir yerleşim olduğu için Mao Sa açısından baktığımızda o fasıl 96'nın zararlarını biraz görüyoruz. Bu fasıl 96'nın zararı emirname, planlama dediğimiz şey sadece kat, sadece yoğunluk değildir. Ama maalesef biz yatırımı, ekonomiyi, para kazanmayı vesaire veya işte bu az önce söylediğiniz bir arsa aldım yani ben bunu 10 kat yapacaktım şimdi 3 kat yapacağım nasıl olur buyu. Biz hep bu kat üzerinden değerlendiriyoruz. Siz çok rahatsınız. Babanızdan geldi. Bu koltuğa biraz daha tatlı. Rahat oturayım. Demek ki siz koltuğa oturmaya alışmadınız. Evet çok rahat değil. Orada da yani evet aynen. Bakanlıktaki koltukta da böyle yayıla yayıla oturmuyorum maalesef. Evet. Şimdi bu iyi bir haber. Demek ki Ayşegül Hanım koltukçu değil. Biz şunu söyledik aslında Hastürer. Biz ne demiştik? Biz gelecek seçimi değil gelecek nesilleri düşünerek davranıyoruz. Ve hep de bu aslında bizim Halkın Partisi'nin söylediği. Ve aslında şu an itibariyle baktığımda da bu ülkede en fazla olması gereken şeyin bu olduğudur. Tam da bu tartışmaların arifesinde. Gelecek nesilleri düşünen bir vizyondan bakmanız gerekiyor hayata. Bu az önce söylediğim o iki farklı grupların aslında bir arada olmasını gerektiriyor. Niçin çünkü, bir arada değil? Kısa cevap verin ki evet ben tabii uzun konuşmayı da belki mesleğimden dolayı. Niçin bir ara değil? Çünkü birbirlerini yanlış anlamak gayretinde aslında gruplar. Ve ben bir ortak akıl etrafında çağrı yaptıkça herkes kendine doğru çekmeye başlıyor. Ne oldu? Şimdi bilginiz yoksa fikriniz olmaz. Fikriniz yoksa sorgulayamazsınız. Evet. Yeterince bilgi var mı bu konuşanlarda? Birçoğunda yok, bazılarında var. Ama siz de devlet sırrı gibi sakladınız emirnameyi. Neyi konuşuyorsunuz? Devlet insanlar? Sırrı gibi saklamadık. Açıkladık 19 Kasım'da ve 19 Kasım'dan... Anladım, 19'da açıkladınız ama önce açıklandığında yani şapka kalktı. Altından dur bakalım ne çıkacak. Öyle mi oldu? Yerel yönetimlerle paylaştık. Onun dışında başka bir kesimle paylaşmadık. Bu da çok doğaldır. Çünkü yaptığımız hiçbir çalışmayı halka açık çalışıp da sonrasında sunmuyoruz. Belediye başkanları bu işe başlangıçta tamamdır dedi mi? Kesinlikle tamamdır dediler. Hatta her yerde yani belediye başkanlarından sonrasında Mao Sa ve Yeni Boğaziçi belediye başkanlarıyla görüştüm. O ikisi yine bana evet söylemiştik ama biz yanlış anladık. Galiba iyi çalışmadık dersimize. İskele belediye daha, başkanını niye dışarıda bırakırsınız? Çünkü kendisi bütün konuşma, görüşme, gelme taleplerimizi redci bir yaklaşımla yaklaşıyor. Görüşmezdi. Halbuki kendisi bana belediye başkanlığında kendisini ziyarete gittiğimde böyle çok da güzel bir iskele bölgesinin tablosu vardır odasında ve o tabloya bakıp aslında bölgenin ne kadar güzel bir havza olduğunu ve ne kadar güzel gelişmeye, planlamaya açık bir yer olduğunu söyledik. Kendisi de bana sağ taraftaki pencereden dışarıyı gösterip bakın buralar hep inşaat doluyor. Bir an önce bu emirnameyi yapmamız gerekiyor. Ben katılıyorum diyen kişidir. Ama sanıyorum şu anda kendisine farklı kesimlerden gelen farklı enteresan talepler nedeniyle bu sesini farklı çıkarmayı ben tercih ediyor. Ben sizle dün yaptığım sohbette anladım ki 30 Kasım'a kadar görüş alacaksınız. Evet. Bu görüş bir katılımcılık anlayışıdır. Tabii ki. Bu bütün bu aşamada konulan tepkileri de büyük bir sabırla not edip arkadaşlarınızla bürokratik anlamda evet. Not edip bir şekil vereceksiniz. Eğer diyalog kapısı bu kadar açıkken bu kapıyı siz içeriden kapatmazken dışarıdan birinin kapatmaya çalışması gibi bir tabloyla mı yüz yüzeyiz? Yani şu biraz şöyle bakıyorum ben aslında buna öyle bir tablom bilmiyorum ama daha bugün aslında biz bütün belediyelerle ilgili yine tekrardan emirnameyi revize ederken dikkat edilecek noktalar hususunda gelin oturalım masada bizimkiler zaten çalışıyor planlama ekibi bu ekibin bir parçası olsun diyoruz hala bugün. Kendileri kendi çalışmalarını yapmayı tercih ettiklerini söylüyorlar bu saatte. Yani yapıp getirecek diyorlar. Evet yapıp getireceklerini söylüyorlar. Ne yapıyorlar? Cuma'ya kadar. Yani aldığım bazı duyumlar ama yani Cuma'yı beklemeyi tercih ediyorum konuşmak için. Cuma günü size getirdikten sonra o dosyaları aldığınızda gelin bakalım bu getirdiklerinizi biz sizle yüz yüze de konuşalım gibi bir yöntemi tercih edecek misiniz? Yani biz zaten yeterli davetleri yaptığımızı düşünüyorum.
Eğer kendileri gelirse pek tabii ki, ama yani gelmezlerse daha fazla yani bu katılımcılığı çok fazla sonuna kadar katılımcılık mantığında ilerleyecek değiliz. Evet, biz bir katılımcılık yaptık, açık çağrıda bulunduk. Herkesin bizimle görüşmek isteyen herkesle görüşeceğimizi söyledik. Nitekim gelip görüşenler oldu, fikrini söyleyenler oldu. Mesela cuma günü sunum yapacak bir birlik var bize bununla ilgili. Bunun dışında yine bizimle görüşmek isteyen başka birlikler oldu. Yarın bir sürü, yani bu haftamız aslında hep bu bizimle görüşmek isteyen kişilerle görüşerek oluyor. Biz yine dün Eskişehir Planlama Dairesi emekli olan tüm müdürlerle de bir araya geldik. Onların da görüşlerini aldık. Ve aslında planlamadan yana ve bu ülkesel fizik plan, biliyorsunuz 2015'te geçti ve bir öngörüsü var MAUS'a ve İSKELE ile ilgili. Bu öngörüye dayalı planı yapan o koca ekip, ki sadece şehir plancılarının oluşmuyor, bu sürede emirnamenin yayınlanması gerektiğini mutlak surette düşünüyorlar. Hatta bunun da geç kaldığımızı bile söylüyorlar. Keşke emirnameyi çok daha önce yapabilseydiniz diyorlar. Bugün Girne diye benzemezdi diyorlar. Çünkü 2 yıl süren bir Girne imar planı süreci vardı, biliyorsunuz. O Girne imar planı sürecinde neredeyse 1500 dosya o ruhsat aldı. Ve bu 1500 dosya o yürürlüğe koyduğumuz Girne imar planını bir anda öngörüsüz bıraktı. Sayın Bakanım, Kıbrıs Türkiye'nin emirnamelerle ilgili tecrübeleri... Allah emirname göstermesin dedirtti sanki de. Kesinlikle yani, buna katılıyorum. Yani yani emirname duyduğumuzda böyle arenada kırmızı görmüş gibi hissediyoruz. Ben teknik bir konu olur bilmiyorum ama emirname yasal sorumluluğunu ihmal eden siyasilerin bir ürettiği unsur gibi geliyor bana. Yani bu kadar sene, size değil tabii, siz parti olarak da şahsen de siyasetin yenilerisiniz ama neden bu kadar zaman daha hiçbir şey yokken, o araziler boşuken bir imar planı yapılmadı da şimdi olup bittikten sonra doğal bir baskı altında, ben o videoyu geçti dün akşam bir ara fark ettim. Biri bağırıyor, benim 200 dönüm arazim var, siz beni mahvedeceksiniz gibi konuşuyor. Siz birilerini mahvetmeye mi çalışıyorsunuz? Tabii ki hayır, birilerini mahvetmeye çalışmıyoruz. Onların geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz ama maalesef şimdi günü kurtarma anlayışında yaklaşmaya devam edersek ve zaten siyaset 40 yıl boyunca hep günü kurtarmaya yaklaştı. Emirname mantığına baktığımız zaman, bu 40 yıllık dönem içerisinde çıkarılan emirnamelere baktığımız zaman aslında emirnamelerin birçoğu koruyucu olmaktan ziyade o dönemde gelen iktidarın siyasi görüşüne göre şekillenen, bir gecede değişen, bir gecede kişilere hak kat izni veren, bir gecede o hakkı elinden alan bir enstrüman olarak kullanıldı. Ya diyorlar, hatta bu kadar dosya verildi. Bu kararnamenin çıkmasını, işlemlerini beklediler, bazıları bitirsinler ki kararname, emirname çıktığı zaman yararlansın diye gidersin. Gidin Girne'ye, aha bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir diye parmaklarıyla gösterir size insanlar. Şimdi, o zaman da işte çok konuşulmuştu. Girne imar planı hazırlık çalışmalarında bir emirnameyle biraz koruyucu bir şey getirebilseydi o dönemin siyasileri o bölgeye, gerçekten şu anda Girne'de bu sorunu yaşamazdık. Bakın mesela dün yine bölgeden gelen mesajları okuyorum ben kendime. Tabii onlar bu kadar medyatik olmadıkları için medyada hep başka kişiler, başka şekillerde lanse ediliyor ne yazık ki. Ama samimi olarak o bölgede yaşayan, o bölgede hayat kuran ve çoluğunu çocuğunu o bölgede uzun süre yaşamayı ve o bölgedeki toprağının değerini bilen insanlar diyorlar ki, bugün özellikle bölgede biliyorsunuz imar planı, imar yetkileri, kanalizasyon altyapısı, altyapı götürme belediyelere ait. Bu belediyelerin aslında vermiş olduğu ruhsatlardan ötürü ama altyapı eksikliklerinden ötürü, yani önceden planlanmış bir gelişme alanı olmadığı için ve önceden götürülen bir altyapı olmadığı için arıtması, kanalizasyonu, atık suyu, tüm bunlar kontrol edilmediği için çok kalabalık bir nüfusun oluştuğu veya çok fazla inşaatın olduğu bölgelerde ciddi anlamda problemler Peki, başlamış. Peki Ayşegül Hanım, nasıl olur da birileri, yani örneğin işte 3-5 ay geçerli olacak, geçerliliği 3-5 ay sürecek bir emirnameyi bir belediye sınırları açısından, bir belde açısından felaket görür. Yani bu kadar mı bir haberdir bu insanlar? Ben de merak ediyorum hakikaten. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Yani 180 günde
neyi kaybederiz diye düşünüyor. Şimdi aslında bir kere objektif bakmak gerekirse yatırımcının niyeti yani spekülatör olmayan yatırımcının o bölgeyi geliştirerek para kazanmak isteyen yatırımcının pek tabidir ki yatırımlarını sekteye uğratmak hiç kimsenin arzu ettiği bir şey değildir. Ve bizim ülkemiz gibi istikrarın çok fazla her anlamda istikrarın çok fazla olmadığı ülkelerde yatırım yapan kişiler bir öngörü sahibi olmak isterler ve evet 6 ay o kişiler için önemli olabilir. Bunu bir kenara koyuyorum ve bunu zaten bilmezden görmezden gelmek doğru değildir. Ama öbür türlü baktığımız zaman şimdi mülkiyet hakkı başka bir şeydir. Yani anayasada yer alan mülkiyet hakkı başka bir şeydir. Ama bizim şu anda emirnameyle veya imar planıyla yapmaya çalıştığımız mülkiyet hakkına kısıtlama getirmek değildir. Mülkiyet hakkı kişinin kendisinindir ama mülkiyet hakkı üzerindeki gelişmeler imar hukuku ve kent hukukuna göre yani o gelişme kamu menfaatine aittir. Yani kamu menfaati de gözetilerek. Kamu menfaatinin gözetilmesi gerekir. Bakın ülkesel fizik planı zaten bize diyor ki siz eğer Mausa ve İskele bölgesinde bir planlama yapıyorsanız o planı yaparken bir kere Mausa ve İskele'nin bir sonraki yani Girne'den sonra turizmde ekonomide gelişen bir bölge olduğunu ve yatırımların oraya kayacağını öngörün diyor. İkincisi bunu öngörürken diyor konut ve emlak sektörünün de oraya kayacağını hesaba katın diyor. Ama diyor ki öte yandan da diyoruz bunun sürdürülebilir olması için yani sürdürülebilir bir mekansal yaşam, sürdürülebilir bir sosyal yaşam, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olmak için bunu yaparken bölgedeki gelişimle planlama eğer birbiriyle eş zamanlı olmazsa buranın sonu da 20 yıl sonra duvara toslamak olur diyor bize aslında ülkesel fizik plan ve bunun dışında da diğer şeyler. Neden? Çünkü bugün aslında bizim bugün Girne'ye bakın. Bu örneği dün vermiş miydim size hatırlamıyorum konuşmamızda ama biliyorsunuz özellikle yabancıların gayrimenkul alımlarıyla ilgili bir açılım yaptık. Bir ciddi anlamda işte mesela Girne'de bir daire stoku olduğu konut stoğu olduğu ve bu stoktan endişe duyanların devletin bunun önünde bir engel olduğu. Çünkü işte yabancı yatırım, yabancılar bir tane daire alınabiliyor. Siz dediğinde. Yasal düzenleme yaptınız. Biz bir kanun hükmünde kararname çıkarmıştık bu ekonomik krizle birlikte. Ve ekonomiye bir artısı olur, devlet gelirlerine bir artısı olur. Bir de mevcut durumu gerçekten emlakçıların söylediği, gerçekten konut sektörünün söylediği gibi talep var mıdır ikinci ve üçüncü dairelere diye bir açılım yaptık. Ve bu açılımı da yaparken tabii ki o inşaatı patlatma anlamı da değil mevcut daireler çünkü boş stop çok tüket. Daire var. Bir de o trustee olarak başkasının adında bulunanların la ilgili bir açılım yaptık. Bu açılımı yaptık. Yabancılar alamadığı için başkalarının adına onlar adına emlak kayıtları. Evet. Baktık bugüne kadar sanıyorum 2,5 ay geçti bu kararın üzerinden. Başvuran sayısı yani ikinci daire almak isteyen yabancı sayısı 5. 5. Şimdi dün söylemedim size 5 dediğinizde 5000 zannettiydim. Ben ya da 500. Hayır 5. Sadece. Yani bunun yapında bu bizim şu imkanı getirecek dedik. 2,5 ayda 5. Evet. Yani birden fazla 2 tane. İkinci daire satın almak isteyen kişi sayısı ve başvuran kişi sayısı 5 bize 2,5 ayda. 5. Sadece 5. Nüfusumuzu bilmeden bu alanda planlamayı ne kadar yapabiliriz sağlıklı? Aslında özellikle o verileri getirmedim ama tabii bir projeksiyon var. Birazcık böyle oldu. Bu canlı yayında bir şey değil ama eğer önümüzdeki hafta için muhakkak bir gün daha hayır yani ya pazartesi ya çarşamba sizi uyarsa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü 3-4 dakikamız kaldı. Öyle mi? Evet. Anlatacak çok şey var. O zaman ben birkaç cümle söyleyebilir miyim? Söyleyin tabii ki. Ve programdan sonra programınıza bakarsınız. Biz boş bırakacağız. Pazartesi veya çarşamba yine siz burada bekleriz. Evet yani daha fazla halkı bilgilendirin. Çünkü toplum niye bekleriz biliyor musunuz? Toplum bilsin. Bilgiye dayalı fikir sahibi olsun. Evet. Ona göre ve telefonumuz da var. İnsanlar konuşur. Tabii ki kesinlikle. Tabii yani ki. Biz her yani ayrışma programı yapmıyoruz. Ama fikri olanlar fikirlerini söylesin. Buyurun. Kesinlikle. Yani kesinlikle size katılıyorum. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Bu emirname
Hepimiz şurada hemfikiriz, bu güzel bir şey. İmar planı çıkarmak istiyoruz hepimiz. İmar planı ne demektir? Yani şu anda Mausa ve İskele bölgesinde bulunan imar planı, eğer plan yok ya, bir planlama yapacaksak imar planıyla demektir ki herkes belli koşullarda bir planlama yapacak. Yani nerede dikey büyüyeceğiz, nerede yatay kalacağız, nerede hastane yapacağız, nerede yolu genişleteceğiz, nerede köprü yapacağız, nereyi eğlence bölgesi, nereyi meskun mahal yapacağız, bunun planlamasıdır. Dolayısıyla bir planlama yaptığınız zaman mutlaka o planlamanın gereği, düzenlemenin gereği bir kısıtlama geliyor. Ve bu Mausa ve İskele'nin şu anda mevcut rahatlığı içerisinde davranamıyoruz. Yani salmatılık bitecek. Evet, aynen. Ve kurala bağlı. Az önce söyledik ya, kuralları sevmiyoruz. Kurala bağlı aslında olacak. O planlamaya bağlı olacak. Ve bu emirname de o kurala bağlılığı sağlayabilmek ve o öngörüleri hayata geçirebilmek için kimseyi rencide incitmeyecek, geçici. Peki, gelişmelerin önünde. Bu emirnameden önce bütün işlemlerini yapmış ama araziye dozer girmemiş olan projeler ne olacak? O projeler devam edecek. Yani şu var, bakın tabii projenin aşamasına bağlıdır. Şimdi siz zaten fasıl 96'ya göre ruhsatını almışsanız bir yıl içinde inşaata başlama zorunluluğunuz var. Eğer bir yıl içinde inşaata başlamazsanız o ne olacak? O inşaat hakkını kaybedeceksiniz. Ama o hakları devam edecek o kişilerin. Çünkü gerçek yatırımcıysa zaten aslında, bir yatırım öngörmüşse o süre içerisinde yapmasına imkan tanıyacağız tabii ki. Kaç dosya var yaklaşık bölgede biliyor musun? Şu anda yani vizede, bugün Mimarlar Odası'nın bir açıklaması vardı. Vizede 65 başvuru olduğu söyleniyor. Yani vizede bekleyen olarak söylendiği. İskele'ye bu tartışma içerisinde 50 başvuru olmuş. Yani bir kısımda 300 diye bir rakam da telaffuz edildi bize. Biz İskele Belediyesi'nden rakamları istedik, bize vermediler. Çünkü bize görüş de sormuyorlar şehir planlamaya. Kendileri yürütüyorlar süreci. İlk başvuru merciği orası. Dolayısıyla onlardan bilgi almamız gerekiyor. Ne kadar enteresan bir ülkede yaşıyoruz ki İçişleri Bakanlığı bir yerel yönetime bir soru soruyor ve cevap alamıyor. Dolayısıyla belediyeler yasasının revizesi aşamasında da o reformlar dediğimiz hususlarda tüm bunların da gözden geçirmesi gerekiyor. Şimdi görüş istediniz. Evet. Bu görüşü istişari amaçlı mı istiyorsunuz, yoksa bu gelen görüşleri ciddiye alacak mısınız? Tabii ki ciddiye alacağız. Kesinlikle ciddiye alacağız. 30'una kadar görüşler gelecek. Biz oturup bu görüşleri emirnamenin içerisine derc edeceğiz tabii ki. Emirname için şu tarihte yayınlayacağız diye bir bilgi henüz sizde yok. Olsa da zaten. Peki. Evet, müsaitseniz pazartesi bekleriz. Pazartesi meclis var ama sonrasındaki duruma göre sizin ya pazartesi bütçe görüşmeleri, ya çarşamba. Bütçe görüşmeleri bitti, 10 Aralık'ta başlıyor meclisteki. Peki. Bütçe görüşmeleri. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet, 5,5 yaşındaki çocuğunuzu da öpüyoruz. Evet, Gürsel'i buradan çok öpüyoruz. Gürsel'i öpüyoruz. Dedesinin. Dedesinin adı, evet. Ne kadar, Allah dedesine de Allah rahmet eylesin. Evet, onun anısını yaşı benzemesin diyerek yaşatalım. Evet, aynen öyle. Evet, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars konuğumuz. Virgül bile koymadık. Önümüz programa göre ya pazartesi ya çarşamba yine birlikte olacağız. Her şey gönlünüzce çok güzel olsun. Canınızı yemeyin. Bir, ikincisi söyleyecek bir şeyiniz varsa söyleyin, söylenmeyin. Söylenmek çok iyi bir iş değildir. Her şey şeker lokum gibi olsun. Bay bay.